Arkadaşlar Farabi'nin Siyasetül Medeniye diye bir eseri var. Orada bir genel tasnif var. Yani varlık mertebeleri, evvelden varlığın, mevcudatın nasıl sadır olduğu, varlığa geldiği. Son kısımlarına böyle bu hafta bakmayız. Muhtemelen önümüzdeki hafta konuşacağız. Ahlak felsefesi, toplum teorisi vesaire. Ama hem bu sudur falan diye geçen hafta bahsi geçmişti ya. Nedir ne değildir o varlık mertebeleri ne bir onu görürüz. Bir de bugün asıl şey göreceğiz. Onu da İbn Sina'nın bir başka metninden gösterebilirim. Nefs teorisi. Hani o psikolojik temel güçlerimiz bizim nelermiş. Bu haftaki temel şeyimiz olsun. Tekrar özür diliyorum biraz geciktik. Şimdi en temelde Farabi'de üçlü bir tasnif var. Öyle başlayalım. Mutlak var en tepede. Bir. Arada ikincil kategoriler dediği varlık alanı devreye giriyor. Sonra üç. Faal akıl, dört nefs, beş suret, altı madde. Yani Farabi'nin böyle alem dediği şey bunlardan oluşacak. Mertebelerin üç ilk sebep, ikinci sebepler faal akıl. Cisim olmadığı gibi bir cisimde de bulunmuyorlar. Bunların cismani nitelikleri yok. Diğer üçü ise yani nefs, suret, madde cisimdeler fakat zatları cisim değil bunların da. Bunların böyle ayrımlarını şimdi teker teker bir bakarız. Yani yukarıdan aşağıya varlık şeması bu şekilde sadır olup gelecek. Neler var bu şemada? Semavi cisimler var, natık canlılar var, gayrı natık canlılar var. Nebat, şurada gayrı natık canlıların içerisinde işte o hayvani nefsi de siz düşünün. Nebat var, madeni cisimler, dört unsur. Alem dedikleri şey bu kaç? Altı cins değil mi? Altı cins cisimden oluşan şeyin toplamına Farabi alem demiş oluyor. Bunların özellikleri var. Evvel ne yapıyor? İşte ilahi, ikinci sebeplerin ve faal aklının varlığının yakın sebebi evvel olmuş oluyor. Evvel zatını aklediyor. Yani Farabi'nin işte ilk yani Farabici sistemde, İbn Sinacı sisteminin İbn Sina'nın da dahil olduğu meşayi sistemde evvel akli bir varlık. Yani kendisi akıl, bizatihi akıl. Akıl, akil, makul. Ama biraz böyle bencil gözüküyor değil mi abi? Hani evvel sadece kendi zatını düşünüyor. Orada henüz çokluk mertebesi yok. Çoğalma onunla beraber zuhura gelmiyor. Şimdi ben sonrakilerde nasıl ortaya çıkıyormuş diyeceksin. Sen kafana sorular gelecek de onu şey yaparız abi sorun değil. Hani birden bir çıkar ilkesi var. Birin özellikleri bu. Başka her türlü iyilik ve güzelliğin kaynağı bir. Az önce söylediğim hem akıl, akil ve makul. Yani akıl kendisini aklediyor ve aynı zamanda aklediliyor. O fiillerin kendisi kaynağı. İhtiyara ve iradeye gerek kalmadan evren ondan zorunlu olarak sadır oluyor. Ana cümle bu arkadaşlar. Sudur'daki ana fikir. Filozoflarda bilme ile yaratma özdeş. Yani Tanrı'nın bilmesiyle yaratması özdeş olmuş oluyor. O kendini aklettiği zaman zorunlu olarak varlık ondan sadır olmuş oluyor. Birazdan Sudur'a yöneltilmiş o Gazali, Ebu'l-Berekat Bağdadi, İbn Teymiye gibi İsimlerin yönettiği 3-4 temel eleştiri var. En sonunda ona bakacağız. O zaman da göreceğimiz gibi bu şemanın yani bizi götürdüğü tabii sonuç alemin kıdemi fikri olmuş oluyor. Yani evren, geçen hafta bir parça temas etmiş miydik bilmiyorum. Hani Gazali'nin filozoflarla arasındaki problemlerden en esaslısı alemin kıdemi problemiydi. Ne oluyordu? Siz Tanrı mükemmel bir varlık ve Tanrı'nın olduğu ilk andan itibaren varlık ondan tabii olarak, zorunlu olarak sadır oluyor gibi bir şema ortaya koyduğunuz zaman Tanrı da Tanrı gibi evren de zorunlu olmuş oluyordu. Nasıl ayırıyor demiştik? İşte zati öncelik, zamansal öncelik, değil mi? Hani böyle evet bu ikisi arasında zat bakımından farklılık var fakat zaman bakımından Tanrı evreni öncelemiyordu. Çünkü bu onun mükemmelliğine zarar veriyordu. Yani şeyi okurken ara sıra belki burada hiç konuştuk mu bilmiyorum da dertleri aslında şey değil. Yani filozoflar ulaştıkları sonuç kelamcılar açısından problem oluyor değil mi? Yani ben ilk okurken abi o alem-i kıdemi tartışmalarını falan filan şey gibi hissediyorsunuz. Yani Tanrı'nın mükemmelliğini sanki iki taraf da kurtarmaya çalışıyor. Mesela o tartışmaların böyle biraz detay argümanlarına baktığınız zaman filozoflar şöyle diyesi sanki Tanrı o kadar mükemmel bir varlık ki onun atıl bir halde bulunduğu bir an bile düşünemeyiz onun için. Yani eğer o yetkin bir varlıksa bütün mevcudat ondan İlk olduğu andan itibaren sudura, zuhura gelecekse mükemmel bir şekilde o halde Tanrı'nın eylemsiz ve atıl olduğu bir anı düşünemeyiz. Bunu düşünürsek yani Tanrı ilk başta evreni var etmemiş, sonra aradan keyfi etmiş, belli bir zaman geçmiş, belli bir anda, zamanda evreni var ettiyse o zaman Tanrı sonradan mükemmelleşti mi, o arada ne yapıyordu falan filan gibi sorular soruluyor. Bu sefer kelamcılar açısından ters durum şu, Tanrı en baştan itibaren
hani var ediyorsa zorunluğa tabi olmuş oluyor. Az önce söylediğim gibi irade ve ihtiyarı ortadan kaldırıyor. Onlar için de mükemmellik kudret fikriyle beraber düşünüldüğü için onlar da aslında mükemmelliği kurtarmaya çalışıyorlar. Fakat her halükarda sudur şemasının ana fikri zorunluluk olmuş oluyor. 10 akıl var sudur şemasındaki, sudur teorisindeki ikinci özellik. Sonra aşağıdaki maddi alem var. Dedik ya mutlakın fiilinde, evvelin fiilinde, es-sebebül evvelin fiilinde çokluk yok. Çokluk ortaya çıkmış değil. Ondan sadır olan akıllarla beraber çokluk ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sadece tek bir akıl sadır olacak. Çünkü sadece kendini aklediyor. İlk akılla beraber artık ikili bir varlık ayrışması ortaya çıkmaya başlıyor. Yani evren evvel sadece kendi zatını aklediyor dedik ya. İlk akıl ne yapıyor? O evvele kıyasla zorunlu bir tarafı var onun. Hani şöyle bir ayrım yapmıştık. Vacibül vücut bizatihi, vacibül vücut bi gayrihi demiştik. Vacibül vücut bizatihi sadece kendisine kıyasla yani zat itibariyle zorunlu olan tek varlık evveldi, Tanrı'ydı. Vacibül vücut bi gayrihi ise Tanrı'nın dışındaki bütün varlıklara biz zorunlu varlık diyorduk. Niye? Çünkü varlığa gelmişlerdi. Artık onların elinden imkan şansı ortadan kalkmış. Varız bir kere. Yapacak bir şey yok yani. Artık biz de zorunluyuz falan filan. Dolayısıyla o ilk akıl hem bir taraftan evveli düşünüyor. O zorunluluğa mahkum tarafı o. Ama bir taraftan da kendini düşünüyor. Onun kendini düşünmesi de işte bir alttaki aklın varlık sebebi haline geliyor. Yani dedik ya bilmeyle yaratma özdeş diye, akletmeyle yaratma özdeş diye. Bu süreç, varlığa geliş sürecinin anahtar kavramı o akıl taakkul kavramı. Kendilerini aklederek sonraki varlıklar sadır oluyorlar. O zatını aklediyor bir sonraki şey. Yani birden ancak bir çıkar ilkesinden dolayı evvelden, Tanrı'dan, zorunlu varlıktan yani vacibül vücut bizatihiden bu yüzden ilk akıl sadır olması lazım. Çokluk henüz o mertebede gerçekleşmiş değil. Farklılaşmayla çokluk başlıyor dedik. İşte yani kendini akletmesinden akıllar, akıl ve nefs ayrışması var ya. O bir akıl, ikinci akıl kendini aklediyor. Bir alttaki akıl ortaya çıkıyor. Pardon, evveli aklediyor, akıl ortaya çıkıyor. Kendini aklediyor, nefs ortaya çıkıyor. Kaç tane vardı abi bizde ya? 10 tane akıl var da felek, nefs kaç? Felek, nefs... Nefs 9 tabii, akıllar 10, felekler 9. Evet, felek 9, nefs 9, akıl 10. İlk akıldan sonra başladığı için nefsler. Evet. İlk akıl nefsi yok yani doğrudan. Evet, yani ilk akılda şey yok. Böyle aslında akıl, mesela nefs dedik, nefs hareketi gerçekleştirmek için devreye giriyor. Geçen hafta çarşamba günü müteahhile üzerinden konuşurken de arkadaşlarla konuştuk. Yani İbn-i Sinacı sistemde sadece akıllara kalsak kıpırtı bile olmayacak neredeyse. O akıllar çünkü basit varlıklar, bir fil yetkin varlıklar. Burada hiç konuştuk mu bilmiyorum. Hareket eksiklik demek İbn-i Sina'da. Yani bir şey hareket ediyorsa o eksiklik demekti. Yani kemalini bulduysa, bir fil yetkinliğe eriştiyse artık orada sükunet var, duranlık var. Dolayısıyla akıllarda hareket gerçekleşmiyor. Ama o varlığa geliş sürecini açıklamak için hani Aristotelesçi hareket açıklamasıyla Plotinusçu varlığa geliş açıklamasını birleştiriyor dedik ya Farabi ve İbn Sina. O hareketi bir taraftan açıklaması lazım. Yani göksel nefslere de hareketi dahil etmesi lazım. Bunun için de nefsler devreye giriyor. Yani her bir akıl az önce söylediğim gibi evveli akledince bir alttaki akıl, üçüncü, dördüncü akıl sudur ediyor. Kendini akledince de nefsler, feleklerin nefsleri sadır olmuş oluyor. Burada hani çok şey yapmayacak bir şey yok. Aşağı doğru iniyor. 4-5 teker teker konuşmaya gerek yok değil mi? Hani 5-6. Efendim? Feleğin cirme çıkacak. Evet. O cirmle cisim arasında biz ayırıyor muyuz abi? Hani bunların hepsini biz maddi varlık diyoruz. Yani cismani varlık diyoruz. Cisminden cirm diyoruz. Geçen öyle bir şey sordular. İşte madde değil mi demek o yani? Madde ama esir. Nasıl? Yani hani normal cisimden farklılığını ifade etmek için biz cirm diyoruz ona. Cisim aslında. Niye cirm diyoruz o zaman? Hani cisimle cirm arasındaki şeyi soruyorum yani. Efendim? Latif. Kurtarıyor mu? He? Kurtarıyor mu? Öyle diyorlar. Tamam, böyle iniyor arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9. 10'da faal akıl var. Hani sabah yine derste geçti, sen yoktun da İhsan Hoca'yla ders var. Niye mesela 10. akıldan itibaren duruyor da başka gitmiyor? O zaman ki o akıl, efendim, niye mesela 20. akılda değildi 10. akılda? 20. akıl var mı onu da bilmiyorum ama o zaman ki o... Pisagorcu... Aslında bir şey var işte falan filan yani... Kozmoloji de evet. Yani öyle bir örtüşme var. Burhani değil yani akılların sayısı artabilir aşağıya. Evet. İlla 10 olmak zorunda değil. 10 akıl var. Aşağı faal akla geliyor. Orası artık ay altı aleminin Vahib-i Süver ya bir taraftan da 10. aklın adı. Faal aklın adı Vahib-i Süver. Ne demek? İşte suretleri veriyor. Yani suretleri
suret tam şekilde değil. Hani biz mahiyet. Evet. Yani şu masanın şekli kadar basit bir şeyi kastetmiyoruz suret dediğimiz zaman. Faal akıl aşağıdaki varlık katmanına varlık veriyor. İşte önce dört unsur meydana geliyor. Birazdan bu şey burada var mıydı bilmiyorum ama başka yerde vardı. Oraya geliriz. İşte ateş, hava, su, toprak oluşuyor. Ondan sonra dört unsur belli olanı da birleşiyor. Cansız cisimler, canlı cisimler. Şurada var mıydı o şema? Yani böyle en aşağıda dört unsur var. Üstünde madenler oluşmaya başlıyor. Nebati nefs, hani böyle yetkinleşme. Yukarı doğru gidiyor dedik ya hep yetkinlik şeması. Bitkiler geliyor. Hayvanlar var. Gayr natık, natık, semavi cisimler. Öyle gidiyor. Bunların faal aklın aşağıdaki varlık katmanına varlık veriş tarzı da böyle. İnsanlar arasında da sıralama var. En üstünü işte peygamber ve filozof teşkil ediyor o şemanın. Faal akıl böyle bizimdeki akıl mertebelerini kullanarak hani dört tane akıl mertebesi var filozofların sisteminde. Bilkuvve akıl, bilfiil akıl, bilmeleki akıl. Bir de müstefad akıl var. Bilkuvve akıl bizim böyle potansiyel olarak sahip olduğumuz ama henüz kullanmadığımız akıl. Bilfiil kullanmaya başlamışız aklı bir parça ama bizde henüz melek haline gelmemiş. O yüzden bir aşağı düşük mertebe. Sonra müstefad akılla beraber artık o faal aklın ittisal edeceği kıvama gelmiş oluyor akıl. Ve oradan faal aklın şeyi devreye giriyor. Şimdi şu şemayı bir görelim dedik. Bu Farabici özellikleri. Semavi cisimlerin varlıklarının sebepleri bu ikinci sebepler. Hani kelamcılarla arasında eğer bir problem var ne gibi bir parça zihnimize sorulacaksa bir tanesi de bu. Yani sanki Tanrı'nın yaratmasının dışında böyle ara varlık kategorileri evrenin hareketini ve varlığına gelişini açıklamak için devreye sokulmuş oluyor gördüğünüz gibi. Yani o ona bağlı, o ona bağlı. Sanki bu sistemin bu zinciri olmasa da Tanrı orada atıl vaziyette kalacak gibi. Bunlar da böyle etkin sebepler yani. İkinci sebepler işte evvel buraları anlattık. Şöyle yapayım. Felekler bulunuyor. Ruhani varlıklar, melekler kategorisi. Faal aklı az önce söyledik. Nefs. Burayla işimiz yok. Şimdi sudur bu varlığa geliş. Burayla ilgili böyle anlaşılmayan bir şey var mı? Yani çok böyle detay işte nasıl aklediyor birinci akıl, ikinci aklı nasıl? Burayla ilgili teknik sorular var mı? Hani böyle yani. Şema böyle. Teori böyle. Nasıl oluyor? Biraz masal gibi gelebilir ama. Hani böyle. Şey yok. Bunun sudurla ilgili yapılmış temiz 3-4 tane eleştiri var. Onlara geçelim isterseniz. Soru soran varsa konuşalım da. Hani başka konuşulacak bir şey var mı? Bilmiyorum yani. Ben bilmiyorum. Birinci akıl aklediyor işte yani. Öyle bir akıl var aklediyor. Evrende güçler falan mı bunlar? Vallahi bilmiyorum ki. Ne o? Bilmiyorum yani. Anlatıyoruz teorik. Tanrı dışındaki güçler bunlar. Yani bir gücü var da ama siz nasıl gizli güçler falan filan öyle mi kastettiniz yani? Yani gizli güçler. Gizli güçlerden kasıt da bu astrolojide şurada. Yani gezegenlerin hareketleri bize etkiliyor falan diyorlar ya. Bundan geliyor. Evet. Sekülerliğin ilk anlamı aslında bunların ortadan kaldırılması. Sekülerliğin bunlardan arındırılması. Nereye oturuyor burada? Bana mı sordu? Hocam sıfatlarla ilgili nasıl bir parça? Sıfat mı? Filozof, Tanrı'nın filozoflar için mi? Filozoflar biraz burada sanki Mu'tezile gibi düşünmüyor mu? Mu'tezile gibi değil de. Sıfatları yok. Tabii. Akıllarla bir ilişkisi var mı yani Tanrı'nın zatı? Ha diyorsun filozoflar... Yani düşünmek ne kadar doğru ki yani? Sonuçta ilk sebepten gelmiyor. Ben şeyi anlamadım tam. Güçler olarak... Ben şey demiştim yani. Yani. Akılları Tanrı'nın sıfatları olarak görebilir miyiz? Ama bunlar böyle ayrı ayrı kadim, neredeyse bunların hepsi kadim varlıklar yani. Tabii. Varlıklar. Bilfiil yetkin, Tanrı gibi yani... Tanrı gibi her konuda, bilgiler olmak dışında her konuda... Biraz şeye benziyor, hani Bektaşi anlatıyormuş da Tanrı şöyle değildir, böyle değildir, yok. Vaiz anlatıyormuş da Bektaşi yok diyecek dili varmıyor demiş. Bunlar da sanki İbn Sina'da Tanrı diyecek neredeyse bunlara dili varmıyor gibi bir şey. Bu şeyi de sağlamlaştırıyor olabilirler aslında, hani ayetlerde var ya, melekler meclisi gibi bir şey. Ya işte zaten mesela hani ara sıra konuşuyoruz, diyelim ki şu noktada bir başarı var arkadaşlar, yani onu inkar etmeyelim değil mi? Böyle bir örtüştürme yapıyorlar. Şimdi Tanrı var. Ha, lan evvel diye bir şeyden bahsediyorlar ilk sebep falan filan. Biz buna Tanrı diyelim işte ilk muharrik tutuyor. İşte akıllar var. Bunlar bizim meleklere benziyorlar. Tamam hadi kabul ettik. İşte 10. akıl Ruhul Kudüs Farabi. Diyelim ya da burada Farabi olsun. Farabi vahiy gönderiyordu. Ya, Farabi diyorum ya. Faal akıl. Farabi nereden çıktı? Farabi beni andı diyormuş. faal akıl. Evet. Sabahki derste Farabi'den bahsedin. Yani faal akıl işte mesela ne vahiy var değil mi? Yani filozof aklıyla alıyor ya bilgiyi.
Faal akıl işte o tümellerin bilgisini peygamberin aklına, tikellerin bilgisini müteahhillesine versin. Hani böyle bir örtüştürme var. Cuk diye oturuyor ama hani ilk bakış böyle şey gibi gözüküyor. Farabi ile İbn Sina'nın sistemi mesela neydi? Bizim nazariyatta çıkan makalelerde mesela İshak abi makale yazdı ya. İşraki evren teorisi, filozofları eleştirir, zorunlu aşmak falan filan. Ya da İbrahim makale için İshak abi bir yorum yapmıştı. Yani İbn Sina mesela o zorunlu aşmak için sisteme bazı unsurlar ekliyor gibi. Bunlarınki geriye dönük olarak baktığımız zaman, Platoncu, Aristotelesçi, Platonusçu sisteme baktığımız zaman oraya kıyasla bir ileri adım gibi ama kelam noktasından baktığımız zaman böyle hala o zorunluluğu aşamamış gibi gözüküyor. O yüzden bu adamlara çok fazla haksızlık etmemek lazım, dövmemek lazım. Yani öncelerine kıyas, adam Gazali gibi bir adam, Razi gibi bir adamın geleceğinden haberi yoktu İbn Sina'nın yani düşünüp taşınırken. Yani bir şeyler söylüyor. Önceki sorunları kurtarmak için bir şey söylüyor ama başka sorunlar ortaya çıkıyor. Hani böyle laf yazdığımız eser, kitap ağzımızdan çıktıktan sonra bir malı gibi bir şey oluyor ya. Adam söylemiş, konuşmuş yani. Sorunlar çıkmış. Ne yapacağız? Yani o yüzden böyle sadece İbn Sina sonrasından hareketle adamın söyledikleri noktasından böyle bir eleştiri geliştirmek haksızlık olabilir. Böyle bir şey vardı. İşte principle of charity mi diyorduk biz, öyle bir şey var. Yani adam 3 aşağı 5 yukarı normal şartlar altında zeki bir insan, normal şartlar altında bu kadar aptal bir şey söyleyemez diye düşünmek. Yani hani o zeka yetisini, akıl yetisini herkesle böyle düşünme ilkesi var. Böyle muhatap olduğumuz metinlerle, filozoflarla konuşurken. Öyle bir şey var. Yani hani değerlendirirken o örtüştürme yapıyorlar. O yüzden söyledim. Melekler, faal akıl, peygamber falan filan. Bu sistemin nihayetinde bunlar kurmuyor. Bu zaten kurulmuş bir sistem. Evet. Yani yeni Eflatuncular tarafından kurulmuş bir sistem ve bunlar bunu hazır buluyorlar. Evet. Bunun kozmolojisiyle de desteklenen bir sistem. Ve bunun akliliğine de bir şekilde ikna olmuşlar. O yüzden zaten değiştirme gereği falan duymuyorlar. De kendi ait oldukları, mensup oldukları geleneğin verileriyle örtüşme var yani arada. Hani dedim ya işte. İlk muharrik, vacibül vücut, işte o örtüşme olunca örtüyor. Neyse, her halükarda bu örtüşme bile bunlardan sonra sudur teorisine bazı eleştirilerin yönetilmesine engel olmuyor. Neymiş bu eleştiriler? Birisi, sudurdaki zorunluluk Tanrı'nın irade ve ihtiyarı açısından sıkıntılı. Az önce konuştuk. Bu ne oluyor? Hani bir taraftan Tanrı'yı sanki atıl halde bırakmamak için ilk andan itibaren varlık veren bir ilke olarak düşünmek istiyor. Ama bir taraftan da Tanrı'yı o zorunluluğa tabi kıldığı için pasifleştirmiş oluyor değil mi? Hani aktif bir Tanrı düşünmek isterken pasif Tanrı düşünmüş oluyor. Böyle zorunluluğa tabi. Tanrı'nın kendisi bile o zorunluluğa tabi neredeyse. Hani İbn Sinacı sistem mesela şu soruya cevap veriyor. Tanrı'nın kendisini akletmemesi mümkün mü? Değil. Değil yani. O işi o yani. Zaten onlar aynı yani. Kendini akletmesiyle kendisi aynı şey. Tabi. Yani Tanrı'da o parçalık hiç yok dedik ya, bilme ve yaratma özdeş. İkinci eleştiri ne? Mesela filozoflar yaratma problemindeki o şeyi çözmek için, zaman meselesini çözmek için suduru devreye sokuyorlar. Ama sudur dedikleri süreç de nihai tahlilde bir süreç içerisinde gerçekleşen bir şey. Yani o süreç devreye girdiği an, hani şu soru anlamsız kalıyor. Niye zaman problemi bu varlığa gelişi yaratma, halkla açıkladığım zaman sorun oluyor da sudurla açıkladığımda sorun olmasın ki değil mi? Orada da bir öncelik sonralık diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani direkt orada da zaman devreye girmiş oldu. Bir üçüncü özellik mesela, hem birden bir çıkar ilkesi. Az önce söylemeyi unuttum. Bunların temel ilkesi bu arkadaşlar. Yani birden bir çıkar. Öyle bir mottoları var. Sudur'un en temel, en birinci ilkesi. Fakat bir taraftan da akılların, göksel varlıkların cismini ve nefsini. Dedik ki akıl iki şeyi aklediyor. Bir Tanrı'nın zatını aklediyor. Oradan aşağıdaki akıl çıkıyor. Bir de kendini aklediyor. Nefs çıkıyor dedik ya. Hani burada şey soruyor. Hani birden bir çıkıyordu? Üç cihet var aslında zaten. Evet. Bir kendisini var eden ilkeyi atlediyor, bir de kendisini o ilkeyle olan ilişkisinde atlediyor, oradan nef çıkıyor, bir de kendisi. Evet, evet, ilişki. Doğru, ilişki. Yani evvelin zatı, ilişki ve kendi zatı. Kendi mümkün zatı. Yani ama her halükarda ne olmuş oldu? İki şey çıkmaya başlıyor. Bir, üç şey çıktı yani. Evet, yani üç şey çıkmış oluyor. Yani çoklu açıklayamazsınız ki zaten. Bu sudur bir de ne diye kullanıyorlar hani temel fikir ne? Evvel bir, mutlak bir, çokluğu açıklaman lazım. Yani birden çıkıp çokluğu açıklaman lazım. Dolayısıyla bir yerde çokluğun sadır olması lazım. Nerede olacak işte? İlk, ikinci akıl, üçüncü akılla falan filan. Ama bir taraftan kendi o başta koyduğu ilkeye hem birden bir çıkar diyor. Bunlar işte Gazali, İbn-i Teymiye, Ebul Berekat gibi. Ben böyle derli toplu bir şey not almışım. Bu çelişki. Mesela faal aklın heyulayı meydana getirdiği de söyleniyor. Yani böyle hem birden bir çıkar dedikleri halde birden bir çıkmayan durumlar var. Başka bir şey, bu komik bir eleştiri, böyle hani
ne kadar şey bilmiyorum ama mesela ne diyor? Tanrı sadece kendi zatını biliyor. Diğer akıllar Tanrı'nın zatını biliyorlar. Az önce söylediği gibi üzerinde ilişkiyi biliyorlar ve kendilerini biliyorlar. Sanki Tanrı'dan başka varlıkların Tanrı'dan daha fazla bilgisi olmuş gibi oluyor. Hani Tanrı böyle işte sadece kendini düşünüyor. Bencil yani. Bencil gibi öyle. Ama akıllar neredeyse üç şey biliyorlar falan filan. Üç şey düşünüyorlar. E o zaman hani şu soru ortaya çıkıyor. Nasıl bir yetkinlik atfediyorsun ki Tanrı'ya? Tanrı dışındaki başka aracı varlıklar Tanrı'dan daha fazla bilgiye, malumata sahipler vesaire diye. Eleştirin bir tanesi de bu arkadaştır. Tamam. Bu şey sudur kısmı böyle. Bu zaten giriş olarak düşünmüştük. Bugün böyle nefs teorisi. Hani bizde nebati hayvani nefs, insani nefsin temel güçleri, onlara bir bakacağız. Burayla ilgili sıkıntı var mı? Biraz hızlı oldu ama ne yapalım? Var mı hani anlaşılmayan bir şey? Böyle başka da bir şey yok yani. Hani başka da diyebileceğimiz bir şey yok. Sudur teorisi bu işte. 10 tane aklımız var. Ne oldu abi? Sudur bitti. Evet. Bir şey mi diyordun İbrahim? Hocam bu birden biri çıkar meselesine ilgili şey soracaktım. Yani bu sudurdaki anlayış biraz vahşet vücut gibi değil mi? Yani bunlar farklı mertebeler değil mi? Aynı şeyden çıktığı için yine farklı şeyler o üç şey dediniz ya birden bir çıkma aslında tam ölçmüyor dediniz ama aslında bu şekilde anlarsak yine oturmuyor mu? Yani İbn Arabi de mi suduru kullanıyor diyorsun? Öyle bir şey var zaten. Yani yine ben suduru ona benzetiyorum yani. Yani onu işte Ekrem abi bizim vesileci sudur diyerek açmaya çalışıyor. Yani vahdet-i vücudun kullandığı suduru ne yapmış oluyor? Böyle okasyonist mi? Yani neyi vesile edinmiş oluyor? Böyle bunlar asıl amiller değil sanki de varlığa gelişte aracı yani vesile. Hani şey gibi dedik ya neredeyse Tanrı'nın yerine konuluyor böyle ara varlık kategorileri böyle etkin amiller gibi gözüküyor varlığa geliş şemasında ama öyle diyor. Hani o bu yorum ama ben böyle onu detaylı olarak takip etmiş değilim yani. O şekilde bir ayrıştırma var. Ama zaten hani şu da var. Geçen seninle konuşuyorduk ya. Diyelim ki orada zaten bir İbn Arabi ve Konevi çizgisinin bunlar Eşref abinin konuları ben şey yapmayayım da. Hani öyle bir yine Ekrem abinin yorumundan duyduğum kadarıyla diyelim ki Gazali'nin eleştirisi nasıldı? İşte filozoflar tutarsız, tehafütül felsefe. Sen vardın değil mi konuşmada? Kelamcılar yetersiz. Hani Gazali bir kelamcı olarak bunu söylüyordu. İbn Arabici gelenek, Konevici gelecek. Yani o vahdet-i vücut geleneği zaten sufilerle daha yakın temas içerisinde. Yani kelamcılarla daha arası problemli. Orada şey yok yani. Hocam, bir şey söyleyeyim. Evet. Çok amiyane bir soru olabilir. Estağfurullah. Yani bu iddialarda bulunduktan sonra insanlar Müslüman olduklarını derdiyorlar. Sen Ebu Zer gibi düşünüyorsun. Yani düşünüyorlar. Gibi değil mi? Sinan özellikle iddia ediyor. Hatta kızıyor kendisine. Ne diyene kızıyor? Kızıyor kendisine yani Müslümanlıkları sıkıntı bu adam ilerleri. Bu adam kadı değil mi abi? Kadılık yapmış değil mi? Hanefi kadısı bir taraftan. Hani içtiğine müştüğüne dair de rivayetler var da onu tevil ediyoruz biz yani. Ne bizdir, şudur budur falan filan diye. Hani öyle bir şeyi var. Öyle biraz da anekdot sokalım aşağıya. Açıdan soruyorum yani. Ama Müslümanlıklarını düşünüyorlar tabii yani. Bunun çok temel kaidelerine zıt hükümler çıkmıyor mu burada? Yani. İşte kelamcılar senin gibi düşünüyorlar. Evet. Yani sen biraz şeyin tepkin ona yakın yani. Efendim? Evet yani işte mesela taatüdü kudema falan hani mutezile sıfatla meselesinde nasıl sorun çıkartıyor. Bu da benzer bir şey. Öyle bir şey var. Ama işte hani sufilerin de bunlara yaptıkları eleştirilerden birisi zaten diyelim ki tenzihçi tavır baskın çıkıyor filozoflarda. İşte İbn Arabi de geliyor teşbihi dikkate almak lazım. İşte o tenzih teşbih dengesi diyecek falan filan. Yani Tanrı atıl değil diyor demeye çalışıyor hepsi. Şöyle bir kavga var. Sen daha iyi dersin bunu ben daha iyi derim. Gibi bir kavga var yani. Biz bir şey... Bu internetten bir kontrol ettim de acaba... Vallahi bu kötü bir şey zaten. Diye de. Yok bu şeye çok benziyor diye düşündüm. Kabala'daki 10 küreye. Benziyordur vallahi. O diyanda var yani mesela. Muhtemelen Maimonides öyle anlatmıştır mesela. Haklı diye yazmış. Hareket eden 10 bu telemana sokulamıyorum. Batlamış. Küreyi oluşturan ruh ve melekler birlikte falan diyor yani. Direkt Kabala'daki 10 küreyle 10 faal akılın tabii. Aynı şey olduğu ama yazıyor. Ama Kabala'nın yazılışı bunların neden bu şeyinden ve İslam'dan muhtemelen sonra. Sonra olsun. Mesela ne? Şeyden almış olabilirler. Yani Maimonides de nihai tahlilde bu şemaya tabi bir adam. Yani ona mı? Kabala'da da bu
oradan almış mı? Almıştır çünkü onu diyordum. Yani Maymonides mesela Yahudi felsefesinin en baba ismi. O da bu şey. Yani İbn Sina İslam ayağını oluşturuyor. Maymonides var orada. Öbür tarafta da Thomas var yani. Thomas Aquinas. Yani bunlar aynı... Efendim? Faalaklılığı da kabul etmiyor da hani böyle sistematik olarak yaklaştılar. Böyle o kendi şeylerini öyle kullanıyorlar yani. Maymonides daha sudurcudur yani. Maymonides'in sorunu yok diye hatırlıyorum ben. Sudurla. Vacibi vücut fikri şeyden önce var mıydı? Yani Aristoteles'te muharrik var, Plotinus'ta bir var, zorundu ama vacibül vücut, yani terminolojik olarak en azından İbn Farabi ile İbn Sina ile, evet, ıstılah olarak soruyorsun yani. Yani ya da fikir olarak. Istılah, adı bir kere zaten. Var olmak zorundadır bir şey. Istılah yok ama mefhum protinde var tabii. Bir diyor yani hani o bir bir Müslümanlarda var mıydı? Yok. Yani Müslümanlarda vacib-ül vücut Farabi'de var. Yani o vacib-ül vücut bizatihi kavramı Farabi ve İbn Sina'da ortaya çıkıyor. Varlığı ilk defa vacib ve mümkün diyor Farabi sarsın. Burada hocam bir soru soruyorum. Gazali'nin İbn Sina ve Farabi'nin bu sistemle yaptığı eleştirileri... Abi sen Ebu Zerin'in dersine niye gitmiyorsun? Tehafüt dersi var burada fıstık gibi bak. Niye gitmedin? Sen kelamcıya benziyorsun ha. Benzerini onların zamanında yaşayan kelamcılar yapıyorlar. Ne anlamadım. Sudur teorisini. İbn Sina ve Farabi'ye yaptığı eleştirilerin benzerini ya da farklılarını. Ya Ebul Berekat. Kelamcılar yapıyorlar. Mesela yaratıcının işte bu noktada yani böyle bir sistemle şirke düşülebileceğine dair bir eleştiri yapılıyor. Yani biz en güçlüsü olduğu için biz böyle süzüle süzüle yani geldiği için Gazali biliyoruz da. Ha. Bu insanlar da nasıl yapıyorlar? Filozoflar mı? Evet. Ha sen çağdaşlar arasında diyorsun. Çağdaşlar arasında İbn Sina'nın muhatabı da Mutezili kelamcıları var. Bu yoktur yani hani Gazali gibi köklü bir eleştiri İbn Sina'nın çağında yapılmış değil yani. Gazali'den önce aslında kelamla felsefe arasında bir diyalog yok. Yani kelam yaratma şeyini esas alıp bir tasavvuf kurmuş ama amacı felsefeye bir felsefe reddiye ya da cevap vermek değil. Gazali bu tartışmayı kelami olmaktan çıkarıp felsefi alana taşıyıp filozoflara cevap veriyor. Daha öncesinde ilgilenmiyor bence. Görmezlikten geliyorlar. Yani sistemler Gazali öncesi kapalıdır. Kelam orada, felsefe orada, zaman orada. Yani İbn Sina ve Farabi gibi tarafta bu tarz eleştirmeleri bir cevap verme ihtiyacı ise. Küçümsüyor hocam. Biliyorlar çünkü kelamın nihayetinde bunu kabul etmediğini biliyor İbn Sina ama küçümsüyor kelamı böyle. Akıllara ermiyor. Öyle bir şey. Sistemde o filozofların cevabı herhalde İbn Rüşd'ün o zaman bu soruları... Hayır, dinliyoruz. Bu konularda Gazali'cidir arkadaşlar. Bu soruları kabul etmiyor. Kendileri sorup cevaplıyorlar hocam. Yani şunu cevapladıkları şey şu. Nihayetinde bir tanrı tasavvurları var. O basit olmak zorunda. Alem hadis olursa onda değişim meydana gelecek. Dolayısıyla bu muhadredir. Bunun üzerine sistem inşa ediyor. Ama bunu yaptıkları zaman bu sefer kesreden birlik arasındaki ilişkiyi açıklamak zorundalar. Çünkü en tepedeki bir bu alemde kesref var. Aradaki boşluğu doldurmak zorundalar. İşte onda sudurla doldurur. Evet. Mesela bizim kelamcılar aradaki boşluğu ne yapıyorlar bilmiyorum yani hani. Arada bir boşluk yok kelamcılar. Yok işte nasıl? Tanrı irade fiiliyle her şeyi tek tek yaratıyor. Bir çıkmıyor. Şeye de o zaman İbn o Konevi'deki vecihan mecihas falan filan yani özel ilişki. Ya orada zaten bu sorun yok. Yaratma evet. Esas aldığında sudur diye bir şey üretmeye gerek yok. Tabii. Hocam İbn Rüşd'e yaratma. O zaman fizik yaptı. Tabii. O zaman bilim yapmış olmuyor mu? Kozmoloji yapmış olmuyor mu? Bunlar felsefe yapıyor zaten, bilimi yapmıyorlar. Olur mu? Bunlar felsefe bilim ayrı değil ki var o zaman. Ama işte niye o zaman bilim yapmıyorlar diyorsun? Felsefe yapmıyorlar diye. Felsefe de işte. Ya maddenin nasıllığını araştırmıyorlar. Yani anlık yaratma olduğu için, onu kabul ettiği için bir onun nasıllığını ifade etme gereği duyuyorlar. Yani okut bir teyitle akılları reddetmek mesele değil ki yerine koyacaksın. Sistem animist. Yukarı olması lazım. Bunlar yani hareket etmeyen, hareket ettiriciler olması lazım. Sistem başka bir çalışmaz. Ancak 17. yüzyılda Batı'da yapıldığı gibi sistemi değiştirmeniz lazım ki bir şey söyleyebilirsiniz. Burada yapılan İbn Sina sistemine ancak eleştiri yapılabilir. Anlayacak. Kelamcılar onu yapmışlardır. Ayrıca konuşalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ana metafizik şema böyle. İbn Sina'nın Mebde Meat diye bir eseri var. Onun böyle nefs kısmını ben şey yaptım. Hani şema şu, bir de burada onu söyleyip öyle geçeyim. Mesela bu kitap diyelim ki 3 makalesi var. Birincisi ilk ilke.
birliği ve sıfatlarının ispatı. Hani böyle o şema bir daha zihnimizde netleşebilir. Adamın incelediği birinci konu bu. İkinci önemli konu, ilk mevcuttan son mevcuda kadar varlığın nasıl varlığa geldi? O sudur dediğimiz kısmı burada anlatıyor işte. Hani şema yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Sonrasında da işte insan nefsin bekası, gerçek mutluluk, uhrevi mutsuzluk falan filan o durumları açıklıyor. Şimdi bu güçleri bir görelim. Yani bizim nebati, hayvani, insan nefsimizin temel güçleri neler? Bu güçler arasında nasıl bir hiyerarşi var? Bunu görelim. Zaten anca bitiririz. F kaçtı abi? 5. 16. Şimdi engine cevap olması açısından mesela... Döndün. Hani sonra konuşacaktı. Tamam. Döndün. Mesela bilimi asıl yapan Descartes'in Tanrı tasavvuru Gazali'ninki gibi. O konuda sen ilginç düşünüyorsun da hani o geçen de, işte medeni hakikatlerin yaratıldığını söylüyor değil mi Descartes? Çok meşhur. Biz niye şimdiye kadar ayrıştırdık durduk? Bizimkiler bile öyle diyor ya. Matematik hakikatler bile Descartes'e göre yaratılıyor. Yok hani şeyden farklı bir şey söylüyorsun anlamında söylüyorum. Hiç olmadan bilim ve felsefe yapılamaz, çok arkeik bir düşünce. Abi adam hani biz sistemi değiştiriyoruz, mekanizmayı düşünüyoruz. Yani ruhlar yok. Ruhlar yok dedi işte, o sudur şeyi yok demek istiyor adam. Hayır, yoksa ruh kocuk olarak falan var mı? Hayvanlar diye makine diyor adam ya. O ayrı ama ruh var nihayetinde. Ruh yok değil adamda, akıl var. Tamam akıl işte yani. Ruh yok. Burada da ruh, akıl zaten. Hareket ettirici ruh yok tekrar. Gazali'de var mı böyle bir şey? Rendi'ye var mı? Descartes'ten maddeyi ne hareket ettiriyor? Madde zaten kendinden hareket ettiriyor. Kendinden menkul. Tabii en başta Tanrı yükledi impetus. Yani üçüncü yasası, doğa yasası. Tamam işte, yani demek ki maddeyi hareket ettirenler akıllar ya da nefisler değil Descartes'a. Yok, Descartes'in nefsi yok. Akıl yani var. Cogito var. Akıl olmadı. Ve sadece insanda yani var. Maddeyi akıl hareket ettirmiyor Descartes'a bu konu. Ya arkadaş gidin konuşun, bak Allah çıkaracağım bak. Bitmez oğlum sizin meseleler. Bunlar İhsan Hoca'yla 25 senedir konuştuk, çözemediği meseleyi burada çözmeye çalışıyor. Ha, bir şunu konuşalım mı? Bizim süre azaldı oğlum. Zaten geç geldik. Tamam. Şimdi bu ayrıntısına yine girmeyeceğiz. Hani İbdisna Meşayi nefs teorisinin işte nefs gayri maddi, gayri cismani bir cevher. Onun varlığı kabul ediyor. İşte böyle cisimlerin durumlarını gözleyerek nefsin cevherine dair derler. İç gözlem. İşte uçan adam örneği vardır bir tane. Böyle yani insan... Nasıl ifade edelim onu? Geçen bu sınavda sordum abi onu. Hani biz uçan adam kendini tahayyül etmesi falan filan ya. Çocuk onu bizim uçan bir adamı tahayyül etmemizi anlamış. Onun üzerinden soruları anlatmış ama şöyle diyor. İşte bütün duysal, vehmi, hayali güçlerinden yaratılmış, bedensel duysal güçlerinden yaratılmış bir insan düşüncesi havada, böyle muallak. Her türlü çevresel etmenden de arındırılmış. Bu insan her halükarda ben diye bir şeye atıf yapmaktan vazgeçemiyor. İşte onun ben dediği şey, bütün çevresel etmenlerden bağımsız olduğu halde bile içine dönüp ben diyebildiği şey zati şuur. İşte ben idraki. İşte ben bizim gayri maddi ve gayri cismani olsa bile atıf yaptığımız şeyden hareketle bir nefs ispatı var. Temelde 3 tane nefs var arkadaşlar elimizde. Nebati nefs, hayvani nefs, insani nefs. Hani yukarıdan aşağıya varlık şemasında söylemiştik. Nebati nefs en aşağı varlık, en aşağı nefs seviyesini oluşturuyor. 3 tane temel gücü var. Bu güçlerin, bu nefslerin her birinin üst üste bindiğini düşüneceğiz bir de. Yani nebati nefs gelecek, onun belli güçleri olacak. Hayvani nefsle beraber başka güçler devreye girecek. Ama nebati nefs de içerecek. İnsani nefs gelecek. Hem nebati nefsi hem de hayvani nefsi içerecek ve daha yetkin bir aşamaya başlayacak. Neler var nebati nefsin güçleri arasında? İşte 3 tane gücümüz var. Beslenme, büyüme, üreme diyoruz. Yani şeyleri orada. Ana güçler orada. Burada şey yok, bitkilerde hareket yok arkadaşlar. Yani en azından yok. İradi hareket yok diyelim. Mesela kendi başına başka bir etmenle hareket edebiliyor belki. İşte rüzgarın bir bitkiyi hareket ettirmesi falan filan gibi ama iradi hareket yok. Hayvani nefsin güçleri neler? Müdrike ve muharike olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani bir idrak gücü var, bir de hareket gücü var. Müdrike gücünü de ikiye ayırıyoruz yine aynı şekilde. İç idrak gücü, dış idrak gücü. Havası zahire, havası batına. 5 tane dış duyumuz var. İşte burada yazıyor görüyorsunuz. Görme, işitme, koklama, tatma, dokunma. Geçen bu hafta Kenan burada hatırlıyor. İLEM'de şey okuyoruz ya, psikoloji makale fin nefs. Buralar hiç kimse çalışmıyor değil mi? Hani bu dış duyular meselesi. Adam görmeyi anlatıyor. Görme teorisi falan filan işte ışık nasıl gerçekleşir vesaire olur. Bizde buralar çalışan var mı abi? Genelde fizik kısmı da bu dış duyu kısmı da hani
şey var, İhsan Hoca'nın işte mahsus olmadan makul olması tarafı vardır ama biz hakikaten mahsus olanı böyle çok iyi çalışamıyor gibiyiz. Yani İbn Sina buna ilişkin yazıları var. Mesela bildiğiniz görme teorisi anlatıyor burada adam ama aramızda bunu çalışan ben bilmiyorum. Bir kimse yok. İbn Sina'ca görme teorisi çalışan kimse yok. Meraklı birileri varsa hazırlayalım şimdiden yani böyle. Çalıştıralım buraları. Öyle söyleyip söyleyip geçiyoruz. İç idrak güçleri var. İşte geçen arkadaşlarla onu konuştuk okuldaki sunumda. 5 tane temel idrak gücü var. Yine iç idrak gücü burada da İbn Sina'daki haliyle. Bunlar ayrıntılı girelim mi abi? Ne yapalım? Yetişmeyecek vakit de. His. Efendim? Bence girme. Yani süremiz de az. Böyle kısaca söyleyeyim bari. Yani hangi güç ne yapıyor diye. İşte ilk gücümüz hissi müşterek. 5 dış duyu dedik ya. Beyine yerleşik 5 tane de iç duyu düşüneceksiniz. Hissi müşterek şunu yapıyor arkadaşlar. 5 dış duyunun bize dağınık olarak verdiği verileri toplu bir şekilde bizim idrak etmemizi sağlıyor. Yani göz sadece görüyor, kulak sadece duyuyor, burun sadece kokusunu alıyor. Biz bu cisimlerin herhangi bir cisimdeki görmemize, işitmemize, koklamamıza konu olan o cismi biz hissi müşterekle bütüncül olarak idrak ediyoruz. Bunlar aynı zamanda soyutlama aşamaları. Biz öyle de ifade ediyoruz. Yani biz 5 dışarıdaki duysal varlık alanına, fiziksel varlık alanına baktığımız zaman maddeler görüyoruz. Bunlardan soyutlama yaparak akla doğru ulaşacağız. İbn Sina'cı şema o şekilde, bilgi teorisi o şekilde işliyor. Hissi müşterek bu soyutlama derecelerinin ilki. Orada hala o mahsus suretler var. Hayal müsavvire gücü, bunlar burada gözüküyor değil mi? Ben hani var diye anlatıyorum ama. Fantazya, işte hissi müşterek, bunların o ilk adları aynı anlama geliyor. Hayal müsavvire ikinci sıradaki güç. Yani burada şunu düşünelim. Mesela benim herhangi bir nesneye ilişkin dış duyusal görmeyle alakalı idrakim o nesnenin varlığıyla kayım. Yani nesne karşımda varsa, benim gözüm açıksa, havası selimim varsa, gözümde bozukluk yoksa, şaşı değilse, renk körlüğü yoksa falan filan ben o nesneyi idrak ediyorum. Ama o nesne ortadan kalktığı zaman benim artık görmemin konusu değil. Görme idrakimin konusu değil. Dış duyu olan görmemin konusu değil. Ama hayal ve müsavviriyle beraber o fiziksel nesne ortadan kalksa bile ben onu hala görmeye devam ediyorum. Nasıl? Onun suretini hayal müsavvirede depolayarak, muhafaza ederek. Maddesi ortadan kalkmış ama sureti bende mevcut duruyor. Üçüncü sıradaki gücümüz müteahhile müfekkire gücü. Bunlar da işlem yapıcı güçler. İşlem yapmaya başlıyorlar. Terkip tafsil işlemleri yapıyor. Yani benim dış dünyadan edindiğim ve hayalimde, müsavviremde depoladığım suretler üzerinde müteahhile böyle birleştiriyor. Mesela hani kendince uçuk kaçık örnekler de nasıl örnekler veriyordu? Böyle zihnimizdeki o kurgusal örnekler buraya uyuyor. Diyelim ki Yakut Dağı diyor adam. Hani öyle bir şey olmaz normalde ama müteahhile yapabiliyor. Mesela ben alıp diyelim ki iki arkadaşın normal şartlar altında kendilerine ait organları var. Eli var, kolu var, ayakları var. Normal şartlar altında ben böyle gözümü kapattığım zaman hayal müsavviremde kalması gereken suret her birine ait olan suret. Ama benim mesela müteahhilim şöyle numaralar çekebiliyor bana. Diyelim ki sizin kolunuzu alıp onun sol kolunda düşünüyorum. Sizin sol kolunuzu alıp onun sağ, başınızda başka birisinin başını düşünebiliyorum. Ayağınız falan filan. Anlatabiliyor muyum? Böyle o terkip tafsil dediğimiz şeyler mevcut olan suretler arasında birleştirme, ayrıştırma işlemleri yapabiliyor. Bunu müfekkire yaptığı zaman işte akıl kullanmış oluyor. İbn Sina'nın öyle bir ayrımı var. Bizim o hani nazarı biz şey diye idrak ifade ediyoruz arkadaşlar. Zihnin bilinmeyenlerle bilinenler arasında kurduğu hareket, o gitgel hareketine, yani malumdan meçhule doğru yaptığımız harekete biz nazar diyoruz, fikir diyoruz. Müfekkire gücü burada devreye giriyor. Orada da biz birleştirme, ayrıştırma işlemini yapıyoruz. Yani benim tasavvurlarını elde ettiğim kavramlar var. Onlar arasında farklı terkip, tafsil işlemleri yaparak ben bir tasdike ulaşıyorum. O mantığın işleyişi esnasında da müfekkire gücü devrede. Sonra vehim gücümüz devreye geliyor. İşte nasıl diyelim, duyusal şeylerde mevcut, duyusal olmayan anlamlar var. Mesela işte korku böyle, sevgi böyle, hayvanlar söz konusu olduğu zaman biz böyle herhangi bir şeyden korkuyoruz. Orada bir korkma manası idrak ediyoruz ama onu gösterebildiğimiz bir şey değil, duysal bir şey değil. Ya da çocuğun anneye sevgisi, annenin çocuğuna sevgisi, şefkati, merhameti, normal şartlar altında bunlar duysal cisimlerde ortaya çıkmış oluyor. Anne gibi bir duysal cisimde ama çocuğun annede gördüğü o sevgi, şefkat elle işaret edebileceğimiz hissi bir şey değil. Ama vehim diye bir güç var. Bizde o gücü tekil olarak idrak ediyor o şeyi. Sonra hafıza var. Vehmin idrak ettiği manaların kendisinde depolandığı güç. Muharike gücü de ikiye ayrılıyor. Birisi bâise,
birisi faile, hareketi sevk eden muharike, fail olan muharike diye. İşte istek, arzu gücümüz, böyle bizim temel güçlerimiz. Hani bunları böyle biraz hızlı geçiyorum ki haftaya konuşacağız o ahlak felsefesinde. Nutk gücümüz var, şehvet gücümüz var, gazap gücümüz var. Bunlar arasındaki kurduğumuz dengeli, itidalli duruma İbn-i Sina ve Farabi Erdem diyecek. Yani biz gazap ve şehvet güçlerimiz, öfke ve arzu güçlerimiz bizde baskın olmayıp, akıl gücümüz bizde baskın olduğu zaman biz ahlaklı insanlar olacağız. Onları haftaya tekrar konuşacağız. Natık nefs var. Bunu da böyle bir parça haftaya atarız. Yani burada da nazari akıl, ameli akıl devrede. Hani dedik ya az önce, nebati nefs bir tık üste çıktığı zaman hayvani nefs oluyor. Nebati nefsin bütün güçlerini kendine deruhte ediyor diyelim. Yani hayvani nefste beslenme, büyüme, üreme var. Dış duyular, iç duyular devreye girmiş. Bir de irade ile hareket devreye girmiş. İnsani nefs devreye giriyor. Nasıl? Beslenme, büyüme, üreme nebati nefsin güçlerine sahip. Hayvani nefsin dış duyularına ve iç duyularına sahip. İrade ile hareket devreye girmiş. Eksik ne? Hani şemayı tamamlayacak. Düşünme, nutk, akıl devreye girmesi lazım. Ve aynı zamanda ihtiyar diye akılla irtibatlandırdığımız insanın şeyi, irade mekanizması var. Yani hayvanlarda irade nasıl var abi? Hani geçen bir konuşuyorduk da var mı yok mu diye. Hayvanın bir yiyeceğe yönelmesinde irade var. İhtiyar değil işte. Hani ihtiyar böyle şey anlamı yükleniyor. Hayrı tercih etme kabiliyeti. İnsanın o akli gücüyle irtibatlı olarak hayrı tercih etme kabiliyeti, öyle bir ayrım var. Yani hayvani nefsteki irade ile ifade ediyor hareketi. İnsanda ihtiyar ile. Nazari gücünde işte 4 tane mertebesi var. Az önce söylemiştim. Bil kuvve, bil fiil, meleke, müstefat diye 4 tane şey var, mertebesi. Bir de bu güçler arasında hizmet eden ilişkisi var arkadaşlar. En tepeden en aşağıya doğru böyle sıralamışlar. Yani ne dedik aşağıda? 4 unsur var demiştik ya. Onlar böyle sıcaklık, soğuk, kuruluk, yaşlık, 4 nitelik. Hep buradaki her bir şemanın bir üstüne hizmet ettiğini düşünün. En yukarı kadar çıkıyor. Sonra 4 tabii güç var. Yani bu hazım gücümüz var bizde. Yediklerimizden faydalı olanlar içimizde tutan bir güç var. Faydalı olanları bizde bırakan, olmayanları da işte atan, yani dafiya gücü dediğimiz böyle. Bunlar ne diyebiliriz? İşte ne diyorduk abi? Geçen derste de konuştuk da. Hazım, sindirim, boşaltım, öyle güçler. Yani yukarıdaki şeye hizmet edecek. Neye hizmet ediyor bu güçler? Bu 4 tabii güç, nebati güçlere hizmet ediyor. Yani beslenme gücüne hizmet ediyor bu şeyler. Bunlar aşağıdakilerle beraber muharike gücüne hizmet ediyor. Muharike gücü arzu ve öfke gücüne. Arzu ve öfke güçleri 5 dış duyuya. Onlar hissi müştereye. Hani az önceki saydığım şemanın tekrar yukarı doğru çıkın. İstek ve hayal, mütehayyile zakire, vehim, ameli akıl. Sonra o nazari akıl 4 mertebeleri kendi aralarında hizmet ilişkileri var. En tepe nazari akıl, teorik akıl olmuş oluyor. Yani burada sanki şöyle de bir şey var gibi, öyle bazı isimleri kıyaslıyorlar. Filozoflarda asıl ulaşılması gereken yetkinlik, o hani Aristoteles'te de teoriya falan var ya, temaşa var. Nazari etkinlik, nazari yetkinlik. Yani sanki o ameli işlemler, aşağıda yaptığımız nefsin, yani natık gücün, şehvet ve gazap güçleri arasında kurmaya çalıştığı denge, itidal, aradığı itidal, daha üstteki teorik yetkinliğe ulaşabilmek için burası araçsallaştırılmış oluyor. Burada mesela bizim kelamcılar arasında bir fark var mı bilmiyorum. Sanki kelamcıların nazar etmesi böyle buraya ilişkin bir ahlak içinde hangisi öncelikli onu bilmiyorum yani. Öyle bir şey var. Ama filozoflarda ana şema biraz sanki böyle gözüküyor. Deyip bakayım bir başka bir şey var mı söyleyeceğim? Yok, şu anda yok gözüküyor. Böyle bitirelim. Güçlerin şeyiyle, tanımıyla. Evet. Yok, tam vehimle değil, anlıyorum. Bu mantık yapıyor. Bizde hani bunun adı mantık. Mesela mantığın tanımı bu. Zihnin işte hatadan salim olması için bir kanun lazım. Bu kanunda işte bilinenleri alacak, onları işleyecek, bilinmeyene gidecek. Bunu mantık yapıyor aslında. Bilinmeyenden bilinmeyene gitmek. Gidebiliyor muyuz? Var mı öyle bir şey? İşte ben gidiyorum. Ha. Aslında... Yani bilinmeyenle beraber bilinmeyenler... Bilinmeyenden bilinmeyene üç gidiş olur abi. Hayır. Bilinmeyenden bilinmeyene...